Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda haritalarda yol tarifi nasıl yapılıyor, o haritalarda nasıl yol çizimi yapıyoruz, bununla değineceğiz. Bugün gördüğümüz gibi 3. videomuzdayız ve Direction Screen'de bizi ne bekliyor? Gördüğümüz gibi burada aslında bir yol tarifinin çizilmiş halini görüyoruz ve videonun sonunda biz de bu şekilde bir sonuca ulaşacağız. Evet, haritada sürekli oynadığım için sürekli yer değiştiriyor. Neyse, şimdi gelelim. Bu sayfamızı nasıl yapıyoruz? Kodlarımıza geçelim. İlk başlangıçta buradaki kısmı ben bir sileceğim arkadaşlar. Sonra hep beraber tekrardan yapacağız. Ama bir yerde bir değişiklik yapmıştım. O yüzden bir şey değişmişti. Ona bakıyorum tekrardan. Tamam. Şimdi ben onu gördüm. Şimdi bunu komple bir ben yorum sıra alayım. Çünkü görmezsem eğer tekrardan buraya bakarım. Tabii kodlar GitHub'da var. GitHub'dan da yine bakabilirsiniz. Şimdi gelelim burada ilk başlangıçta biz bir sınıf oluşturalım. Bu oluşturacağımız sınıf yine bir stateful olsun. Eğer ihtiyacımız olmazsa stateless'a geçiririz ama stateful'da devam edeceğiz. Direction screen şeklinde bir sınıf oluşturalım ve bunu da yine Flutter paketine ekleyelim. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Scaffold ekleyelim. Sonrasında şuradaki app barımızı yine kopyalayalım ve buraya bir ekleme yapalım. Bu da neydi? Direction screen'di. Şunu bir geri çektim ve evet, karşıma bu şekilde bir temiz bir sayfamız çıktı. Şimdi burada aslında bizim Direction'da kullandığımız API farklı bir API. Google Direction Map API oluyor. Google Map Direction API oluyor. Tabii biz zaten Google Maps'in API'sini alırken onu da aktifleştirmiş oluyoruz. O yüzden otomatik olarak aktif. Ama eğer ki çalışmazsa bir yine de Google Cloud Console'dan siz bakarsınız. Google Maps Direction API aktif mi, enable mı? Bunu bir kontrol etmekte fayda var. Sonra gelelim. Bunun için biz Google'la bir alışveriş haline giriyoruz. Çünkü Google Maps'e istekte bulunuyoruz. Ve ondan bir veri elde etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bizim yol tarifinde iki tane belirgin noktamız var, değil mi? Biz haritalardan ilk başlangıçta ben Verona'dan devam edeceğim diyormuşum. Burada örnekte gösterdiğim yol tarifi burada Floransa ile Venedik arasındaydı. Benim iki tane noktam var. İki tane koordinat sistemim olması gerekiyor. Ve bu iki nokta arasındaki yol tarifini en iyi nasıl giderim buna bir bakmam lazım. Şimdi Floransa'da ne vardı? Floransa Katedrali vardı. Ben onu seçmiştim. O yüzden tekrardan bir onu seçelim. Neredeymiş? Şuradaymış. Evet, buraya geldim. Sağ tıkladım. Koordinatlarını aldım. Geldim buraya. Burada arkadaşlar şimdi tanımlayalım. Bir start location ekleyelim. Final diyorum. Koordinatlarımızı tanımlıyorduk. Lat-lng. Evet. Bu cisimde start location şeklinde bir nesne oluşturuyorum. Sonrasında const lat-lng. Evet, az önceki benim kopyaladığım koordinatları buraya ekledim. Başlangıcım Floransa. Şunu da bir kopyalayalım. Bir de bitiş noktasını eklemem lazım. Bitiş noktasını da Venedik yapmıştık. Venedik'te ama bir adayı yapmıştım. Ya Venedik zaten adalardan oluşuyor. Lido şeklinde bir değişik bir yer vardı. Bunu işaretleyebiliyor muyuz? Bunun koordinatlarını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz herhalde. Bakalım neresi olsun. Neyse, şurası olsun. Önemli değil. Bunun koordinatlarını kopyaladım. Evet, ben Floransa'dan buraya geçiş yapacağım. Nasıl geçiş yapıyoruz? Buraya da koordinatları ekledik. Şimdi bizim iki koordinatlarımız var. Body kısmına gelelim. Haritamızı da şekillendirelim. Çünkü hiç haritamızı falan eklememişiz. Buraya tekrardan Google Map diyorum. Bir önceki videoda ben görmüştüm nasıl markerları ekliyoruz.
Şimdi yine tekrardan bir kamera pozisyonu bizden istiyor. Bunu da nasıl yapalım? İlk başlangıçtaki noktadan oluşturalım. Yani benim ilk başlangıçtaki noktam neresiydi? Floransa'ydı. Oradan alalım. Geldim buraya. Kamera position diyor. Target kısmına ben start location diyorum. Evet, şimdi bakalım nasıl başladı. Direkt böyle. Buna bir zoom yapmamız lazım, değil mi? Çok gerçekten uzak. Haritalarda böyle zoom, eğim, nasıl bakılıyor falan bunları ayarlayabiliyoruz. Zoom diyorum. Deneye yanıla gideceğiz. 7 dedim. Gir çık yapmam lazım. Geldim. Tamam. Şu an Floransa ile Venüs'ü görebiliyorum. Bunun ayarını yine siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Evet, yol tarifleri için kullanılan Google Map'in kendi bir parametresi var. Bunun parametresi de Polynines. Polynines'lar set şeklinde oluyor. Buradaki Polynines'larla biz yol tarifini yapabiliyoruz. İki nokta arasındaki o yeri görebiliyoruz. Final dedim. Set. Bu setler Polynine şeklinde olacak. Geldim. Poly. Bu çok zor yazılıyor. Poly Nines. Evet, ilk başlangıçta boş oluşturuyorum. Nerede Poly9? Aslında Google Map çok kolay. Gerçekten entegresi veya bu kullanımları kolay. Bunu tanımladık ve buraya yapıştırdık. Evet, bu şekilde ben yol tarifini de aslında ekledim. Ama şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu Poly9'un içini nasıl dolduracağız? Bu da önemli. Şimdi ilk başlangıçta bir de bunun on map create diye bir parametresi var. Yani biz haritayı açtığımızda onun otomatik olarak ne oluşturulmasını istiyorsak bunu bu fonksiyonunda yapabiliyoruz. Bu fonksiyonunda da bu bizim yol tarifinin çizilmesini istiyoruz. Onu tanımlayacağız. On map created fonksiyonunu aşağıda biz kendimiz oluşturalım. Onun ismine de yine aynısını yap vermiş olalım. OnMap created. Geldim buraya, hemen aşağısında void dedim. Bunu kopyalayayım en iyisi. Tekrardan yazmayalım. Evet, bu şekilde ben fonksiyonumu oluşturmuş oldum. Bu fonksiyonumun ama bir hata verdi. Neden? Google Map Controller olması gerekiyormuş şurada. Buraya da bir controller ekledim. Biz tabi haritalarda controller da ekliyoruz. Hemen yukarıda bir controller da tanımlayalım. Eğer işimize yarayan yerler olursa kullanırız şeklinde. Buralarda hiç işimize yaramadı. Google Map Controller diyorum. Tabi bunu bir ne olabilir şeklinde, çünkü diğer tanımlamayacağım. Controller dedim. Şurada bir Map Control diyelim. Aşağıdaki controller'ı buna eşitleyeceğim. Geldim. Burada map controller eşittir controller diyorum. Sonra şimdi bizim iki nokta arasında yol tarifini nasıl çizmemiz lazım? O kısma gelelim. Burada arkadaşlar biz Google Maps'e bir istekte bulunacağız. İki noktayı göndereceğiz. Bu lokasyonları göndereceğiz. Ve o Google Maps kendisi hesaplayacak ve bize bir veri döndürecek. Sonra biz o dönen veriyi parse edeceğiz ve haritamıza yansıtacağız. O yüzden bizim kullanmamız gereken paketleri gösteriyorum. Yukarıda HTTP kullanmamız lazım, çünkü biz artık API REST kullanacağız. Ama tabii ki Dio da kullanabilirsiniz. Farklı bir paket de kullanabilirsiniz. Ve bu istekte bulunurken API key'imizi de gönderiyoruz. Çünkü kim Google Maps'e istek gönderiyor, nereden gönderiyor bunu API key şeklinde. Yani onunla öğrenmiş oluyorlar. Ve ben API key'i burada video çekerken göstermemek için ben lokalimde şurada gördüğümüz bir dosyaya kaydettim. Ve o dosyadan, lokalimden bu API key'i direkt koda gömerek çekebiliyorum. Böylece hiç göstermemiş oluyorum videoda, bununla uğraşmayacağım diye. Bunu da siz dilerseniz, hem güvenlik bakımından da kullanmak isterseniz, Flutter.tm şeklinde bir paket var. Hemen gelelim. Şurada gördüğünüz paketi siz projenize entegre edebilirsiniz.
Lokalinizde değerlerinizi böyle ekleyip sonrasında bunu kendi kodunuza ekleyebilirsiniz. Tabi bu paketi ekledikten sonra assets'in içine de yine oluşturduğunuz dosyayı da eklemeniz gerekiyor. Aynı resimler gibi. Geldim. Ben ne yapmışım? Ben de evet buraya bu şekilde ekledim. Ve oluşturduğum dosya da bu. Ben burada APK'yi ekledim. Bunu da ekstra olarak bilgi şeklinde verelim. Şimdi bunu ekledikten sonra peki Google Maps'e nasıl istekte bulunuyoruz? Hemen gelelim. Hatta sonrasında bu kodu yazdıktan sonra Postman'den bir istek gönderelim ve dönen sonuç nasılmış? Bunu beraber inceleyip kodda biz hangisini kullanıyoruz? Bunlara bakacağız. Şimdi burada bir fonksiyon oluşturuyorum. Void get directions diyorum. Ya çünkü birçok yol gösterebiliyor. Bildiğiniz gibi birçok yol var çünkü. Hangisini biz kullanacağız? Bu da önemli. Tek bir tane yol dönmüyor. Evet, bu şekilde bir fonksiyon. Evet, bu fonksiyonda ilk ana API'mizi, o adresimizi oluşturalım. Const string main API diyorum. Bu değişmiyor. Başı hep böyle aynı. Hatta bunu kopyalayayım. Sonra da buraya yapıştırayım. Uzun uzun zaman harcamayalım. Kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Evet, şurada gördüğümüz maps, işte Google Apps.com maps api directions JSON şeklinde dönecek ve sonrasında eşittir dediği kısma ben artık ilk lokasyonumu göndermem lazım. Sonrasında son lokasyonumu göndereceğim ve bunların ikisindeki arasındaki o yolu göreceğiz. Final diyorum. String start position eşittir. Hem x hem y'yi göndermem lazım. O yüzden şu şekilde oluşturuyorum. Benim start location'ım vardı. Bunu ekledim. Virgül dedim. Sonrasında da tekrardan aynı şekilde diğerini ekleyeceğim. Yazamadım bir türlü. Evet, şimdi bu şekilde ben ilk koordinatımı da yazmış oldum. Şimdi bu ilk ve son koordinat arasında destination diye bir kelime giriyor. Onu da hemen bu şekilde oluşturuyorum. String destination eşittir. Girdiği yer bu. Bu şekilde bir end. Sonrasında destination diyor ve eşittir diyor. Sonrasında da son lokasyonunu istiyor bizden. String end position diyorum. Yine aynısını yapacağız. Şuradaki gibi ben bunu kopyalıyorum. Sonrasında bunu end'e çevireceğiz. Şunlar end olacak. Evet, bu şekilde bunları ekledikten sonra bunları hep böyle artı ile birleştireceğiz birazdan. Const string k diyorum. Yine end k eşittir diye parametresi var. Ve sonrasında ben apk'yi istiyorum. Apk'yi de şöyle yapıyorduk. Hemen şunu bir kopyalayalım. Dosyadan nasıl çekiyoruz? İşte bu burası o alan. Şurada lokalde oluşturduğumuz dosya için bu şekilde bir değişken tanımlayıp dotev.n apk ben bu şekilde tanımladım. Böyle tanımlayıp bu şekilde bunu oluşturduktan sonra const string apk eşittir şuradaki tanımladığım değişken. The final olacak. Evet, bu şekilde bunu oluşturduk ve şimdi gelelim Yuri, yani bunların hepsini birleştireceğiz. Gerçekten çok uzun bir istek. Hatta şuradan bir Postman'de birleştirince nasıl oluyor gösterelim. Ben farklı bir alan tanımlamıştım ama aslında bizim
gönderdiğimiz istek şu şekilde. Gördüğünüz gibi ilk ana API dediğim alan burası. Sonra gördüğünüz gibi başlangıç koordinatları, arasına bir destination giriyor. Sonrasında son koordinatlar, sonrasında şurada da bir key giriyor. Sonrasında da bizim key, API key değerimiz. Bu şekilde biz istekte bulunduktan sonra böyle bir değer dönecek. Şimdi şunu yaptıktan sonra bakalım bunlara da. Önce bir kodla tamamlayalım bunu. Geldim buraya final. Yuri. Tekrardan bir yuri diyorum. Yuri parse dedim. Şimdi yukarıda main API artı start position artı sırayla destination artı end position artı key artı API key. Evet, bu şekilde ben bunu oluşturdum. Sonra var response diyorum. Artık response'unu almam lazım. Bunu da yine await http get diyorum ve şuradan bir yuri şeklinde bunun içine göndereceğim. Tabii ki bu http'yi de yukarıda tanımlamamız lazım. Package http Evet, bu şekilde bunu tanımladıktan sonra şu şöyle değil. Buna da bir asynchron ekleyelim. Response'umuz dönüyor. Yine bu response'u da bir döndürmemiz lazım. Map data diyorum. Eşittir JSON decode edeceğiz. Bunun kesin kütüphanesini eklemedik. Evet, şimdi buraya response'umuzu ekledik. Response'un body'si olacak. Şimdi gelelim. Aynı şuradaki gibi. Hatta şurada bir döndürelim. Hangisini alacağımızı o şekilde gösterelim. Evet, şunu bir kopyalayalım. Sonrasında bunu ekleyelim. Kopyaladım. Postman'de hemen start position kısmına şu şekilde ekliyorum. Boşluk olmayacak şekilde ayarlayalım. Evet. Sonrasında şunu da bir kopyalayalım. Bunu da end position'a ekliyorum arkadaşlar. Şurada bir boşluk vardı. Evet, bu şekilde gönderdikten sonra bizim karşımıza çıkan sonuç böyle oluyor. Bunu nasıl kullanacağız? Neresini kullanacağız? Bakacağız. Aslında yukarıdakiyle bizim işimiz yok. Şuradaki roots kısmına bakacağız. Yani roots parametresini ayırmamız lazım datada. Ve burada gördüğünüz gibi bir bu liste şeklinde. Bunun kaç tane elemanı varmış? Sanırım bir tane. Garanti olsun first alalım. İlk elemanını alacağız. Sonrasında burada gördüğünüz gibi bir sürü şey çıkıyor. Şimdi baktığımızda neler neler var. Evet. 3 saat 28 dakika, 35 metre, 1 dakika. Yani bunlar gerçekten driving, araba yoluyla mı artık? Bir sürü böyle değerler dönüyor bize. Biz burada aslında en alttakini kullanacağız. O yolun çizimini buradaki overview polyline ile kullanacağız. Bunun da points şu kısmını. Ve burada görülen metni bir de decode edeceğiz. Bu decode poly fonksiyonu hep aynı. O yüzden onu kopyala yapıştır yapacağız. Hiç değişmiyor. Bu kodu nasıl decode ettiğimiz hep aynı çünkü. Şimdi gelelim, peki bunu nasıl kullanıyoruz? Hemen biz verimizde bir çekelim. String
Geldim buraya. Encoded string. Biz datamızı roots parametresini kullanacaktık. Ve bunları tabii ki siz daha güzel yollarla yazarsınız. Şu an örnek olsun diye bu şekilde ilerliyorum. Siz daha profesyonel bir şekilde ilerlersiniz. Bunları modelleri falan dökebilirsiniz. Sonrasında polyline diyorum. Bunu aldım. Buradan da points kısmını aldım. Evet, bunu direkt o içerideki değere ulaşabilmek için böyle böldük. List yine koordinatları olacak şekilde points diyorum. Ve şimdi buradaki bizim encoded string'den elde ettiğimiz değeri decode edecek fonksiyona göndereceğiz. Bu decode edecek fonksiyonu hemen aşağıda arkadaşlar kopya yapıştır yapacağız. Çünkü bu decode fonksiyonu dediğimiz gibi klasik. Şuradan bir kopyalayayım. Kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Eşittir dedim. Şuradaki decode poly kısmına gönderiyorum. Ya da poly. Evet, bu şekilde bunu gönderdikten sonra artık benim yukarıda tanımladığım polynines'lara bir şeyler ekleyebilirim. Bunu da yine set state ile yapacağız arkadaşlar. Set state'in içinde şurada add diyorum ve polyline klasörünün içinde değerlerimi ekleyeceğim. Buradaki id'yi polyline id normal yine string şeklinde root 1 diyebiliriz. Çünkü direkt ilk elemanını kullandık. Visible true diyorum. Sonrasında bunun da yine points parametresi var ve yukarı decode ettiğim noktaları aldım. Evet, bu şekilde tanımlamış oldum. Bakalım şimdi döndürelim. Evet, bu şekilde benim yolum çizilmiş oldu. Bunun rengini de değiştirebiliyoruz. Onu da yine color kısmından dilediğimiz rengi yapabiliyoruz. Ben bunu purple yapmıştım. Bu şekilde yol tarifinde iki nokta arasındaki o yolu da böyle çizdirebiliyoruz. Google Maps'in polylines parametresiyle iki nokta arasındaki koordinatları alıp Google Maps'in apisine istekte bulunup dönem sonucu kendimiz işleyerek bunu haritamıza yansıtıyoruz. Kodlar GitHub'da var. Direkt GitHub'daki kodlara bakabilirsiniz. Açıklamaya ekleyeceğim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.